Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Müthiş bir genel tekrarla karşınızdayım. Ama öyle böyle değil, bakın onu söyleyeyim. Peki hocam, bu videoyu kimler izlemeli? Bir kere bugün cumartesi, yarın pazar hocam. 25 Ekim pazar günü KPSS var biliyorsunuz. Yani hocam lise ön lisans KPSS var. Ona girecekler, zaten affetmeyecekler. Yani bu videoyu 2-3 defa baştan sona sarıp izleyecekler. Sınavda şov yapacaklar, onlar zaten izleyecek. TYT öğrencilerim, TYT öğrencilerim dikkat! MSE'ye girecek öğrenciler dikkat! Önümüzdeki dönem KPSS'ye girecek öğrenciler dikkat! Sizin için de harika bir genel tekrar olacak. Bütün konuları şöyle bir elden geçirmiş olacağız. Bakalım neler olacak. Hiç uzatmayalım hocam. Hemen başlayalım. Evet, Türkçe genel tekrar videosuyla karşınızdayım. Ele alacağımız ilk konu ses bilgisi olacak. Hemen şöyle sayfamızı bir açalım hocam. Haydi başlıyoruz. Şimdi ses bilgisi, ses olayları dediğimiz zaman iki başlık akla gelecek: ünlüler ve ünsüzlerle ilgili olanlar. Ünlülerle ilgili olanlarda ünlü düşmesi, hece düşmesi de dendiğini unutmayınız. Buraya hece diye yazayım ben. Hece düşmesi dendiğini lütfen unutmayın. Ünlü daralması, ünlü türemesi ve ünlü değişimi. Değil mi? Ünlü değişimi bana sanayi de hatırlayacaksın. Ünsüzlerle ilgili olan olaylardaysa ünsüz düşmesi. Bakın benzer olaylar olacak. Ünsüz türemesi, ünsüz benzeşmesi ve yumuşaması olacak. Aman dikkat! Ünsüz benzeşmesi, yumuşaması ve ünlü düşmesi, bu üçü her sene her sınavda favoridir. Bakın bunlar çıkmaz değil. Yarın bir bakarsın ünlü daralmasını sorar adam. Saygı duyarız. Hiç affetmeyiz. Ki sorsun inşallah, yaparsınız, o ayrı bir konu. Ama ünlü düşmesi, ünsüz benzeşmesi ve ünsüz yumuşaması banko konulardandır. Yani illaki seçeneklerde, şıklarda görürsünüz. Tek başına gelme ihtimali de yüksektir. Bu üçüne odaklanmanızda büyük fayda var. Bunların dışında kaynaştırma, ulama ve NM değişimi gibi 3 farklı ses olayımız da mevcut. Haydi hocam, ses olaylarının neler olduklarını hatırlattık. Gelin isterseniz uygulama yapalım. Çünkü konuyu tekrar etmenin size çok bir faydası olmaz. Ne olur hocam, bol bol uygulama faydalı olur. Başlayalım. Ne diyor? Varsa diyor ses olaylarını söyle. Peki başlayalım. Gittiği ifadesinde. Şimdi kelime kökünün gitmek olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Gittik i. Aslında açılım bu. Fakat dıktik iki aslında o, değil mi? Dıktik diye bir ekimiz var. O sertleşip dıktik olacak. Şuradaki sert ünsüzden dolayı. Bir kere gittiği derken şuradaki benzeşmeyi bir cebimize koyalım hocam. Ünsüz benzeşmesi burada çok net. Onun dışında şurada bir yumuşama var. Yumuşak G'yi gördünüz. İki tane ses olayımız var. Bir sertleşme, bir yumuşama, değil mi? Süpersiniz hocam. Gittiği kelimesi ceptedir. Başka da hiçbir şey yok hocam. Devam. Yaptıktan. Bakın dikkat. Yapmak kelime kökü. Sonrasında dıktik. Sonrasında danden eki gelmiş. Eklerimiz yumuşak eğilimlidir arkadaşlar bizim. Yani ta t falan değil de da d'dir. O ta t olur. Dıktiktir. O tıktik olur. Eklerimiz yumuşak eğilimli. Unutmayın lütfen. P ve t yan yana gelmiş. Yaptık. Ha, bu bir ünsüz benzeşmesi değil de nedir Allah'ını seversen? Burada da K ve T. Bakın fıstıkçı şapı biliyorsunuz. Fıstıkçı şapla Ç, T, K yan yana geldiği müddetçe yapıştırın benzeşmeyi. Bakın P, T söylerken bile yaptık. Yaptık, bakın sert. Yaptıktan, bakın söylerken sert. Burada iki tane ses olayı var. İkisi de benzeşme. Sayılarını yazıyorum ki siz kaç tanesini bulabileceksiniz. Ya da hocam 3 yazdın ama ben bir tane buldum falan gibi bir durum var mı? Ona bakın diye, olur mu? Sayı çok önemli. Tekrar benzeşme yumuşama. Burada da iki tane benzeşme. Geldik 3. örneğimize. 3. örneğimizde içerledi kelimesi dikkatimizi çekiyor. İçerledi de ne var hocam? Bakın dikkat. Arkadaşlar sınava girecek arkadaşlar özellikle dikkat etsinler. Bir sözcükte lale eki varsa öncesinde isim olmak zorundadır. Yani hocam bu içten içermek olamaz mı? Olamaz. Lale varsa öncesi isim olmak zorunda. Yani bu kelime aslında içeri kelimesi. İçerilemek. Yani hocam burada bir ünlü düşmesi var. Müthiş bir örnek bu. Harika bir örnek bu. Bunu gören artık bir zahmet videoyu kapatır yatar hocam, bunu söyleyeyim yani. Yapmasın öyle bir şey de yani, kapatıp yatar yani, o lüksü var, onu söyleyeyim. Peki hocam harikasın. Bakmıyor kelimesi yeryüzündeki. Bakın arkadaşlar unutmayın, bunlar çok önemli. Her şeyi nereden bileceğiz? Püf noktalara çok ihtiyacımız var, taktiklere dikkat. Olumsuzluk eki olan mı mi mu mu'ya dönüşmüş hali dikkat. Mame'yi çok iyi biliyorsunuz, olumsuzluk ekini. Onun mı mi mu mu'ya dönüşmüş hali her zaman yeryüzünde bütün örneklerde ünlü daralmasıdır. Ünlü daralmasıdır. Haydi konuşabilirsem, haydi söyleyebilirsem. Büyük bir heyecan taşıyorum. Dikkat! Bakmıyor aslında. Unutma lütfen. Sözcük içindeki bütün mımi mumiler ünlü daralmasıdır. İstisnasız. Gelmiyor, yapmıyor, görmüyor, konuşmuyor. Tamamı daralmadır hocam. Unutmayınız. Olumsuzluk ekinin daralması sorulabilir, tehlikelidir. Üstten hocam. Üst.
Üstten TT'ler yan yana gelmiş. Bir adet benzeşme mevcut. Ünsüz benzeşmesi. Uyuma dalıyorsun. Uyan lütfen. Halledildi diyor. Bakın dikkat. Halledildi. Buradaki L ünsüzü türemiş. Bir kere ünsüz türemesi var. Etmekten edil olmuş. Yani hocam TD'ye dönüşmüş. Yumuşama var. Ünsüz türemesi ve ünsüz yumuşaması. Daha ne olsun Allah'ını seversen. Daha ne olsun ya. Bak daha 5-6 örnekte 10-15 tane bu şey bulduk. Ses olayı bulduk. Ve bence en iddialısı bu etmek ifadesinin yumuşamasıdır. Dikkat sınavda. Hakkımı, hak kelime kökü. Şurada boşluk buldum. Hemen göstereyim. Aslında şudur görüntü. Hakkımı. Yani şuradaki K ünsüzü türemiştir. Çift K'li değil biliyorsunuz. En azından bizim kullanımımızda. Kısmı. Bakın dikkat. Basit bir örnek oldu bu. Kısmı. Kısım kelimesinden bir adet ünlü düşmesi mevcut. Ama bakarsınız yarın bu tarz bir örnek gelir. Aklı, oğlu değil mi? Oğuldan oğlu, gönülden gönlü, göğüsten göğsü. Bunlara lütfen hazır olun. Hiç belli olmaz hocam. Bana kelimesinde ise ben bana. Oba, burada bir ünlü değişimi mevcut. Hocam bir dalma Allah'ını seversen. Bak büyük bir heyecanla başladık. Son sayfaya kadar bu heyecan gidecek inşallah. Göreceksin bu ses hiç aşağılara inmeyecek. Hep yüksek tonda gittikçe yükselecek. O yüzden hazır ol hocam. Bir hakkını verelim. Bakın şunlardan birini sınavda sorulmama ihtimali neredeyse yok. Yani burada onlarca ses olayı konuştuk şu an. Bir 8-9 örnekte onlarca ses olayı. Bir zahmet bunlardan birini kullansınlar değil mi? İçiniz rahat olsun. Çepeçevre yani sınav sonuçta sorularını konuşuyoruz inşallah. Çepeçevredeki AE nedir hocam? Ünlü türemesidir. Aynı zamanda çevre kelimesinde biraz zorlarsam burada çevirmekten çevre buraya 2 yapabilirim. Ya biraz zorlarsam dediğim aslında bu örnek ünlü türemesini göstermek için yazıldı ama yine de orada çevre çevirmekten geliyor. Ünlü düşmesi var. Buraya 2 yazdım arkadaşlar. Tam 2 ses olayı var. Kalemimizin rengi değişsin ama işin rengi değişmesin hocam. Yükseliyor. Yüksek kelimesinden burada bir tane ünsüz düşmesi mevcut. Aman Allah'ım müthişti. Ağırdı. Hocam ne var ki bunda? Dediğini duymayalım lütfen. Aman dikkat. Ağırdı kelimesi de ak. Yani hocam beyazladı, ağardı. Aman yumuşama var, yumuşama. Sen bana ses olayını söyle hocam. Ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi. Haydi kaçırma. Renksizleşti diyor. Leşti. Bakın bir dakika. Renksizleşmek, renksizleşti. ŞVT yan yana gelmiş. Benzeşmenin ta kendisi hocam. Attık diyor bakın. TT yine benzeşme. Değil mi? Aman dikkat. Gidiyor kelimesine dikkat arkadaşlar. Gitmekten değil mi? Doğal olarak burada bir ünsüz yumuşaması mevcut. Tadılmış. Tatmaktan hocam neyin peşindesin? Tatmaktan. Burada çok net bir yumuşama var. Çabucak ifadesi de çabuktan. E hocam ünsüz düşmesi var. Çok iyi. Bakın konuşmadığımız ses olayı kalmadı. Hissedildi. Hocam burada ünsüz türemesi var mı S ile? Var. Edildi etmekten. Yumuşama var mı? Var. Tam 2 adet ses olayı var. Oldukça. Bakın dikkat. Dıkça dikçe. Duktik var. Çağçeye almış. Benzeşmenin ta kendisi. Kokluyor. Koku. Aman Allah'ım. Ünlü düşmesinin ta kendisi. Sen ne güzel bir ünlü düşmesisin ya. Vallahi sen ne güzel düşmüşsün ünlü ya. Vallahi çok iyi örnek bu. Koklamak. Burada bir de daralma var. Bu lale eki değil mi hepimizin bildiği? Net. 2 tane ses olayı var. Aman dikkat. Oynuyor. Kelime kökü. Oyun. Peki hocam başka bir şey yok mu? Oyun, uyor, oynamak değil mi? Bakın dikkat bu kelime aslında şöyle arkadaşlar. Oyun, a, yor değil mi? Oyun kelimesine a, e gelmiş, oynamak olmuş, oynuyor olmuş. Yani şurada bir de daralma yok mu Allah'ını seversen? Bu daralmayı görememiş olabilirsiniz. Çok iyi olmuş, çok güzel gizlenmiş. Allah var ben de yazarken aslında daralma değil de oyun ünlü düşmesine dikkat çekmek adına yazdım. Şu çepeçevrede olduğu gibi ama biz ne varsa göstereceğiz demiştik. Burada oynuyor oradaki daralmayı da göstermiş olduk. Yani şöyle saymaya kalkarsak bir herhalde 30 civarı ses olayı konuştuk. Çok da güzel oldu. Ses bilgisini, ses olaylarını çok güzel tekrar etmiş olduk. Çok uzattım. Haydi vaktinizi almayayım arkadaşlar. Bu bilgiler size inşallah sınavda fazlasıyla yetecek. Geldik sözcüklü yapıya. Sözcüklü yapı... Banko sorulardandır arkadaşlar. Şimdi ses bilgisini geçtik ama küçük bir gönderme olsun. Hangi ses olayı yoktur sorusuna lütfen hazır olun arkadaşlar. Ses olayı yoktur sorusu aman dikkat hazır olması gereken soru tarzıdır. Ve şıklarda tek tek elemeniz gerekebilir. Edirne ile yukarı doğru gitmeniz Edirne Denizli Ceyhan diye bularak gitmenizde fayda var. Cevap Adana bile olsa işinize yarayacak bana inanın bu noktada. Peki geldik sözcükle yapıya. Bir sözcüğün yapısı sorulursa neye bakacağız arkadaşlar? Basit mi, birleşik mi, türemiş mi diye bakacağız. Tekrar ediyorum. Yukarıdaki 6 çizgi
ifadelerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır derse, ki illaki diyecektir, basit birleşik türemiş diye bakacağız. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökünün türü farklıdır derse, yani soruda kök vurgusu varsa, isim kökümü, fiil kökümü, yansıma kökümü, ortak kökümü, sesteş kökümü, ona bakacaksınız. Yapı sorulursa şu üç başlık, basit birleşik türemiş, kökü sorulursa bu. Ha, aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük ya da yukarıdaki numaralı sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır derse de işte ek bilgisine burada ihtiyacımız olacak. Şöyle bir soru gelirse de aşağıdakilerin hangisinde gövdeden türemiş sözcük vardır? Oba, orada da isim gövdesi, fiil gövdesine bakacağız. Gelin isterseniz hemen kısa bir özet yapalım. Çekim eklerinde içtik eki hatırlayacaksınız arkadaşlar. İçtik ek kesinlikle unutulmamalı. İçtik eki lütfen unutma. Hatırlayacaksın işte iyilik eki, çokluk eki, tamlama eki ya da tamlama ekleri de diyebiliriz. Fark etmez, bazıları çoğul. İlgi eki ve ismin hal eki. Tekrar iyilik, çokluk, tamlama, ilgi, ismin hal eki, kip eki, ek eylem ve kişi eki. Ek eylem burada hem isme hem fiile gelme özelliği taşıyordu. İçti şifremiz isme gelenlerin şifresiydi. Konu anlatımında bunu çok çok vurguladık. Kek kısmıysa fiile gelenlerdi. Yapım eklerinin herhangi bir başlığı, ezberi vesairesi olmayacak ama yapım eklerinin görevleri sorulabilir arkadaşlar. Lütfen hazır olunuz. Bir yapım eki, haydi uyuma. İsimden isim yapabilir, isme gelir, fiil yapar, fiile gelir. Tekrar fiil yapar, fiile gelir, isim yapar. Burada çok fiile gelmiş gibi olmadı. Evet, şimdi oldu. Harikasın hocam. Görevleri sorulabilir arkadaşlar. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı görevde bir yapım eki almıştır derse ters köşe olabilirsin. Ekler cepte. Tabii ki konu ayrıntısına girmeyeceğim. Konu anlatımlarına bakarsanız. Şimdi biraz daha böyle uygulama esaslı bir tekrar yapalım istiyorum. İsim kökü makmek almaz. Kapı defter masa sıra. Fiil kökü makmek alır. Gelmek, gitmek, koşmak, görmek. Yansıma kök. Fısıl fısıl, orul orul. Duyulan ses olmalı hocam. Neyin peşindesin ya? Önce neyin peşindesin diye bir sormalısın. Şurada bir sor. Sor bir kendine hocam. Ortak kök hem isim hem fiil olabilen kökler. Nasıl yani hocam? Boya. Boyadı dersen fiil olur. Güzel bir boya dersen isim olur. Hem isim hem fiil olabilen kökler. Sesteş kök de ona benziyor ama sesteş kökte anlam farklılığı var. Mesela yüz. İnsan yüzü mü? Yüzmek mi? Para mı? Sayı mı? Bir şeyin cildini, cildi mi, yüzü mü, dışı mı, neyi hocam? 40 tane anlamı var. Anlam farklılıkları var sesteşte. Yazılış aynı, anlamı farklı. Kökle ilgili bütün bilgiler burada işte. İsim gövdesi, fiil gövdesi. Gövde dediğimiz şey arkadaşlar, aman dikkat. Yapım eki almış hali. Mesela otladı diyor. Otladı kelimesi gövdedir, gövde. Ottan otlamak. Yapım eki varsa bir tane, en az bir tane ona ne deriz arkadaşlar? Gövde. Mesela koşucu. Değil mi? Koşmak, koşu, koşucu. Şimdi hocam bu mesela isim gövdesidir. Koşucu isimdir. Otlamak fiildir, fiil gövdesidir. Bir sözcük yapım eki aldıysa en az bir yapım eki ona gövde diyoruz. İki tane yapım eki alırsa gövdeden türemiş. Mesela bezdirildi diyor arkadaşlar. Dikkat. Bezdirildi. Şimdi bezmekten bezdirmek türemiş. Bezdirilmek bir daha türemiş. Yani bir, iki. İki tane yapım eki varsa o sözcüğe gövdeden türemiş sözcük diyoruz. Cebinizde kalsın, bakarsınız. Çat diye böyle bir nokta atış gelir ki inşallah gelmez. Yapısı sorulursa basit birleşik türemiş. Biz bunu babitü diyebiliyoruz. Aman dikkat, sıkı takipçiler bunu hatırlayacaklar. Basit dediğimiz şey yapım eki almaz, ek almaz değil. Bak burada bir dur. Sen burada bir sakinleş. Aman hocam. Hocam ben bunu biliyorum zaten. Ek almaz değil. Ek almayabilir ama 40 tane de ek alabilir. Yapım eki almayacak. Birleşik, birden fazla sözcük arayacağız. Türemiş de yapım eki. Hocam uzattın, Allah'ını seversen geç. Peki haydi uzatmıyorum, uygulamalara geçelim. Çok şey göreceğiz. Zaten bütün mesele bu videoda uygulamalarda ama kısa bir özet de faydalı olacak. Ne diyor? Koşmuşsunuz ama bismillah hocam hemen başlama. Kökünün türünü söyle diyor bana. Ha, isim kökü mü, fiil kökü mü? Aldığı ekleri söyle hocam diyor. Yani yapım eki mi, çekim eki mi? Ne aldı? Say diyor bana, say. Ve yapılarını söyle. Ha, basit mi, türemiş mi, birleşik mi? Onu da söyle. Daha ne istiyor Allah'ını seversen? Her şeyi istemiş bu. Koşmuşsunuz. Şimdi bismillah diyelim. Koşmak fiil kökü. Kökünün türü bakımından fiil kökü arkadaşlar, değil mi? Onun dışında koşmuş, mışmış, yani hocam duyulan geçmiş zaman, sınızsınız, siz koşmuşsunuz, şahıs eki. Aldığı ekler çekim eki sadece. Doğal olarak bu sözcük basit sözcüktür. Bakın ek almış, onlarca ek almış ama basit. Yapım eki yok çünkü. Hocam harikasın. Devam, Allah rızası için devam. Gözlemlemişti diyor. Bakın dikkat. Göz,
Ha, bildiğin organ olan göz tabii ya. Gözlemlemekle anlam ilişkisi var. Kökü tabii ki göz olacak hocam. Doğal olarak ne yapıyoruz? İsim kökü diyoruz. Az önce fiildi, bakın her örnek birbirinden farklılaşıyor. Dikkat! Göz, kökünün türü bakımından isim kökü. Gözlemek, gözlem, gözlemlemek. Yani 3 tane yapım eki var, aldığı ekleri sayıyorum. Mışmış, zaten duyulan geçmiş zaman idi, gözlemlemiş idi, ek eylem gelmiş. Yani hocam 2 çekim eki, 3 tane yapım eki var. Doğal olarak yapım eki bir tane bile olsa yeterdi. Onun türemiş olması için. Uyuma hocam, bak dalıyorsun. Sözcüklerden bismillah, bak ben de heyecanlandım. Kalemler de dayanamıyor. Söz, isim kökü. Kökünün türü bakımından isim. Sözcük yapım eki almış. Yapısı bakımından kesinlikle türemiş. Larler çokluk eki, danden ayrılma, fark etmez hocam. Bir tane yapım eki varsa ben onu kaçırmam, türemiş derim hocam. Devam Allah rızası için. Kalıplaştırılı diyor. Kalmakla alakası yok hocam kalıbın. Ne kalması? Hocam bunu kalmaktan alamaz mıyız? Alamayız. Kalıplaştırmak, kalıp haline gelmek. Yani çok zorlama oldu. Şimdi söylersem mantıklı hale gelecek ama biraz daha konuşursam olmasın. Kalıp olsun hocam. Kalıptan kalıplamak, kalıplaşmak daha hoş. Kalıpladım diye bir ifade çok kullanımda yok çünkü. Kalıptan kalıplaşmak, kalıplaştırmak, kalıplaştırılmak. Fark etmez. Nereden ne aldığının önemi yok hocam. Yapım ekini gördün. Bir kere sen buraya bir türemiş yaz da için bir rahatlasın. Ya isim dedik zaten buna, biz kalıp dedik, tamam hocam. Aldığı ekleri de saydık, dığdı, kalıplaştırıldı, görülen geçmiş zaman. İçiniz rahat olsun. Gidenler, gitmek kelime kökü, yumuşama var hocam. Bırak ses olaylarında değiliz. Giden, aden, sıfat fiil eki. Larler çokluk, sıfat fiil eki varsa, fiilimsi varsa o zaten türemiştir ki. Değil mi? Gitmek fiil kökü. Yapısı bakımından türemiş. Aldığı ekleri de saydık. Aman hocam, aman hocam, devam lütfen. Ne diyor? Yapılabilir, yapmak. Ha, yapılabilir yapmak ve bilmek. Bir kere bu sözcük birleşik sözcük. Şükürler olsun. Türemiş 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 giderken bir anda bunların egemenliğini yıktık hocam. Birleşik sözcük örneği geldi. Artık eke kökü encelemeye gerek yok ama şurada bir yapmaktan yapılmak. Burada bir yapım eki var. Şurada bir ir. Geniş zaman eki var. Yapmak kelime kökü bakımından tabii ki fiil kökü ama birleşik sözcük, bu hiç detaya gerek yok. Görülse, aman dikkat hocam. Görmek kelime kökü, kökünün türü bakımından fiil, yapısı bakımından görmekten görülmek kesinlikle türemiş. Aman dikkat hocam, görülse sase şarta doğru gidiyoruz. E tamamdır hocam, nedir, başka bir şey kalmadı. Çözmüş, çözmek kelime kökü, fiil hocam, çözmüş. Nedir hocam? Duyulan geçmiş zaman eki, aldığı eki de söyledik, çekim eki almış sadece. O zaman bu sözcük net, yapısına göre basit sözcüktür. Bezdirildi diyor, bezmek kelime kökü, bezdirdi diyor pardon. Bezdirmek fiilden fiil yapmış, kesinlikle türemiş, yapım eki var. Bezdirdi dığı değil, görülen geçmiş zamandaki fark etmez artık ne aldı. Bezmek fiil kökü. Kökünün türü bakımından kesinlikle fiil. Yapısı bakımından türemiş bir sözcük konuştuk. Kovaladı diyor. Kovmaktan kovalamak, silkelemek gibi silkeledi. Aman dikkat hocam, çok önemli bunlar. Peki itmekten itelemek gibi. Ala ele diye bir ekimiz var, onu göstermeye çalışıyorum hocam. Kovmaktan kova dersen. Ah, nasıl bir ceza vereceğimizi düşünüyorum şu an yani. Kovmaktan kova diyenlere nasıl bir ceza verilebilir? En iyisi cezasız bırakmak ya vallahi. En büyük eziş böyle olabilir. En büyük ezme böyle olabilir hocam. Kovmaktan kovaya saygı duymuyoruz. Kovmaktan kovaya ağlıyoruz. Gözyaşlarını çiziyoruz hocam. Aman dikkat. Silmiyoruz, çiziyoruz. Kovmaktan kovalamak hocam. Fiilden fiil. Uzattık. Türemiş sözcüğün ta kendisi değil mi bu? Evet bakın hocam, yazınız kötüleşti. Allah'ını seversen. Düzgün yaz. Evet tamam, süper. Şimdi oldu. Sanki bu i ve şeyi düzeltince olay bitti burada. E yok, M yok. Nereye yazıyorsun? Ü'nün ne olduğu belli değil. T'nin çubuğu uzamış gitmiş. Aman hocam lütfen. Türemiş. Tamam anladık hocam. Kovmak. Kökünün türü bakımından fiil. Aldığı ekleri söyledik. Dığdığı görülen geçmiş zaman dedik. İsteyemez. İsteyebilir. Ama eme görürseniz sınavda. Arkadaşlar dikkat. Ama eme görürseniz isteyemez, isteyebilir. Birleşik sözcük diyorsunuz. Çünkü isteyemez, isteyebilir ifadesinin olumsuzudur. İsteyebilir nasıl birleşikse, isteyemez de o kadar birleşiktir. Unutma lütfen, istemekten isteyemez kaynaştırmalar falan gelmiş. Şahıslar var falan, fistanlar var. Tamam hocam, yapısına göre birleşik. Kökünün türü bakımından fiil. Çizdik, çizmek. Kökünün türü bakımından fiil. Dığdığı görülen geçmiş zaman eki. K, şahıs eki. Yani hiçbir yapım eki almamış. Basit sözcük yapısı bakımından çok önemli. Morarırdı diyor. Morarırdı söyleyemedim. Morardı diyecektim. Bir an ağzım onu hazırladım ama. Morarırdı gibi bir şey oldu. Mor kelime kökü. İsim kökü. Kökünün türü bakımından. Morarmak. Fiilden şey, isimden fiil. Mor isim. İsimden fiil. Doğal olarak kesin yapısı bakımından türemiş. Aman hocam sakin olun. Hocam lazımsın, sakin ol. Sakin ol, dikkat. Sakin diyorum artık, gittim ya. Bismillah, daha nerede gittik? Burada gittik. Dur.
Burada ne var hocam? Morarın idi. Ekeylem var. Hocam çekim eki de almış, yapım eki de almış. Yarın bir gün sınavda aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır ha? Hazır ol, hazır, uyuma. Uyursan yanarsın. Doğal olarak bu türemişti. İsim köküydü. Tamam, tikimizi attık buna. Acımsıydı. Acı. Acıdan acımsı. İsim kökü acımakla alakası yok arkadaşlar. Dikkat. Acımsı, tat olarak acımsıdan bahsediyoruz. Tamamdır hocam, anladık. Uzatmaya gerek yok. Imsi, imsi, yapım eki var. Türemiş hocam kesinlikle ve kökü bakımından da isim kökü. Düşünceliydi diyor. Acımsıymış bu arada, ekelen var. Düşünceli, düş. İsim kökü, kökünün türü bakımından isim. Düşten düşünmek, düşünce, düşünceli, yapım ekleri havada uçmuş türemiş. Evrensellik, evren isim kökü. Evrensel, evrensellik, yapım ekleri havada uçmuş türemiş. Yakıtlar diyor, yakmaktan yakıt, biraz burada seri gitmek istedim. Yakmaktan yakıt, fiilden isim. Hocam kelime kökü fiil, fiil kökünün türü bakımından. Yakmaktan yakıt, yapısı bakımından türemiş. Larler çokluk, onunla işimiz yok. Vermekten verim, kökünün türü bakımından fiil kökü. Verim, verimsiz, verimsiz. Verimsizleşmek, verimsizleşti. Burada görülen geçmiş zaman ekide var. Yapım ekleri havada uçmuş, türemiş. Bakın arkadaşlar, sözcüklü yapının tam olarak özeti bu sayfadır. Daha ötesi yoktur. Ya kökünün türünü soracak sınavda, ya yapısını soracak, ya da hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır diye aldığı eki soracak. Başka soru gelme ihtimali yok hocam. Görüntü bu. Yani sözcükte yapıyla ilgili şu örnekleri adam akıllı anlayarak gidiyorsak tamam hocam, asla hata gelmez. Ha çok soru çözmemişsindir, zayıfsındır ama bu örnekleri anlamışsındır. Tabii ki o da yeterli olmaz. Bol bol örnek soru çözmüş olmanız gerekir. Peki 20 dakika, 21 dakika olmuş. Çok uzatmayacağım. Hemen seri bir şekilde gideceğim. Sözcük türlerindeyiz arkadaşlar. Üçüncü çok önemli konudayız. Her sınavda ortalama 3-4 soru. KPSS, TYT fark etmez. MSÜ fark etmez. EKPS fark etmez. Sözcük türleri çok önemlidir. İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, eylem göreceğiz. Haydi hocam uzatmayalım. Hemen başlayalım. Bakın çok genel bir uygulama bu. Aşağıdaki cümlelerde geçen sözcüklerin türlerini söyleyiniz. Aman ya Rabbim. Şimdi tek tek tabii ki bakacağım sözcüklere ama çok da böyle abartmayacağım. Alakası sözcükleri deşmeyeceğim. Yapacağım şey şu özetle. Bir kere çok bariz sıfatları söyleyeceğim. Direkt şu sıfatları söyleyeceğim. Zamirleri kesinlikle göstermeliyim. Zarfları yakalayacağım. Onun dışında edat falan gözümüze çarparsa bağlaç falan söyleriz. Çok önemli değil onlar, tamam. Bizim için sıfat, zamir ve zarf üçlüsü burada önemli. Çünkü eyleme falan girersek eylemde kipte var, yapıda var değil mi? Hangisine bakacaksın? Saatler sürer bu video. Doğal olarak gelin biraz sıfat, zamir, zarf odaklı bir inceleme yapalım. Şimdi çok hızlı konuşuyor diyor. Şimdi konuşmak eylem. Nasıl konuşuyor? Hızlı. Hocam bu zarf değil mi? Burada herkes hemfikir, belirteç. Ne kadar hızlı? Çok hızlı. Bu da zarf. Miktar zarfı bu değil mi? Nasıl var burada? Bir de miktar var. Yani hem durum zarfı var bakın, hem de miktar zarfı var. Zarfa sorduğun soru da yine sana zarfı verir. Olması kimseyi, hemen seri bir şekilde gideceğim arkadaşlar. Hiç uzatmayayım, çok fazla yorum yapmayayım. Yoksa videomuz 70-80 dakikaya doğru gidecek. Hemen seri bir şekilde geçeyim. Kimseyi zamir rahatsız etmiyordu ama bağlaç. Yine de dağ diye burada bağlaç göze çarpıyor. Yavaş konuşması, yavaş konuşma. Nasıl konuşma? Yavaş konuşma. Zarf devam ediyorum. Onun için, onun derken burada zamir kullanılmış. Uygulamayı tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar bir daha. Zamir, zarf ve sıfatları görebildiğimiz kadar aktarmaya çalışacağız. Tamam, çok böyle kelimeleri tek tek ekiyle köküyle detaya girip sizi sıkmayacağım. İçin burada edat olarak kullanılmış arkadaşlar, çok net. En büyük sıkıntı, sıkıntı isim. Nasıl sıkıntı? Büyük sıkıntı. Burada bir niteleme sıfatı var. Sıfatı yazayım şöyle. Haydi hocam. En büyük, ne kadar büyük? En büyük. Sıfata sorduğun ne kadar sorusu sana zarfı verir. Eni görür görmez derecelendirme zarfı diyebilirsiniz. Bildiği konulardan, nasıl konular? Bildiği konular. Burada bir sıfat var arkadaşlar. Soru kaçırmaktı. Zor sorular. Burada bir sıfat var. Artık sıfatı yazdığım için S olarak geçebilirim seri bir şekilde. Kimi öğrencileri? Bakın burada da kimi belgisiz sıfattır arkadaşlar. Uymayınız. Zorlasa da daha de burada bağlaç göze çarpıyor. Çalışan öğrenciler, nasıl öğrenciler? Çalışan öğrenciler sıfat, niteleme sıfatı zorlanmadı. Çalışıyor gibi görünmesi, gibi burada edattır. Herkesi, herkes belgesiz zamirdir arkadaşlar. Zarfla karışmasın, zamir yazayım, Z yazmayayım. Bazı insanlar sıfat, S karışmaz. Sıfat, hocam bazısı derse zamir. Bak hocam ben sana söyleyeyim. Bazı birçok birkaç ek alırsa zamir olur. Ek almazsa sıfattır. Belgisiz sıfattır. Emek harcamadan bir şeyler, herhangi bir şeyler, bu da sıfat, belgisiz sıfat elde etmek istiyor. Oradakiler
çok bariz bir zamir. Yukarı çıksa, ha nereye çıkmak, yukarı çıkmak. Zarf, yer yön zarfı, dadeye bağlaç, birçok kişi, birçok sıfat. Kişi yardım bekliyordu. Hiç düşünmeden evden ayrıldı. Nasıl evden ayrılmış hocam? Hiç düşünmeden, net bir zarf değil mi? Bazen böyle kelime öbekleri de olabilir, söz öbekleri. Ve bağlaç geçtim hocam, bunu hiç söylemesen de olurdu. Arkasına bakmadan koştu. Nasıl koştu? Arkasına bakmadan zarf. Yalnız şu V'deki iştahımı görüyor musun? Lan bağlaç bunu herkes görecek yani. Neyin heyecanını yaşıyorsun yani? Adam akıllı arkasına bakmadan zarfı söyle geç işte yani. Orada V'de niye heyecanlandım bilmiyorum. Bakın bu bağlaç falan diye. Sanki adam hiç bilmeyen bir kitleyi anlatıyormuş gibi. V bağlaç. Peki sınavdan çıkınca kimle konuşmak isterdin? Hocam kimle? Bakın dikkat. Burada bir zamir var mı, soru zamiri? Evet. Kişi zamiri deme bak hocam. Kişi zamiri dediğini duydum. Şu an kendinden geçtim. Dur. Kişi zamiri değil. Ya kişi zamiri bense mi, biz siz onlar. Allah'ını seversen yapma, soru zamiri bu. Ne zaman? Sınavdan çıkınca. Zarf değil mi bu? Evet, zaman zarfı değil mi? Devam. Her satıştan, her satış sıfat arkadaşlar. Her sözcüğü sıfattır, unutmayın. Belli bir pay. Ne kadar pay? Belli bir pay. Burası net bir sıfat. Almak istediğini söyledi. Aslında birçoğu, bakın dikkat, birçok deseydi sıfattı. Birçoğu dedi. Ek aldı. Zamir oldu uyuma. Bu olaydan işaret sıfatı, sıfat iyiye, olayların iyiye gitmesi gerektiğini biliyordu. Size ait olan, size zamir ait olan kitaplar, hangi kitaplar size ait olan kitaplar? Bunun tamamı sıfat grubu aslında. Onu da söyleyelim değil mi? Burada bir sıfat da var. Bir de olanı da alabiliriz sadece. Size ait olan kitap, bütünü de alabilirsiniz. Fark etmez. Bir sıfat grubu var orada. Rafın şurasına, şurasına zamir, aman dikkat. Şurada sıfat mı deriz, zamir mi deriz de probleminiz olmasın. Size kelimesi kişi zamiridir. Şuranın tamamı da sıfattır. Tamam, hiç kafanızda soru işareti olmasın. Biri zamir. Hocam belgisiz zamir. Senin yaptıklarını, senin zamir, kişi zamiri söylemiş olmalı ki, ki bağlaç geç bunu. Direkt sana geldiler. Sana burada çok net zamir. Arabanın motoru gürültülü çalışıyor. Nasıl gürültülü? Zarf, durum zarfı. Fakat bağlaç geç bunu. Herkes burada zamir olarak kullanılmış. Bir daha vurguluyorum. Çok bariz olan, gözümüze böyle çarpan sıfatları, zamirleri ve zarfları göstermeye çalışıyorum. Detaya girersek burada onlarca isim, eylemsi, fiil, neler neler var da biz lazım olan kısmı göstermeye çalışıyoruz. Bayramları köye gitmek bizim için alışkanlıktı. Ne zaman köye gitmek hocam? Bayramları, zaman zarfı var burada. Gitmek eylemsi çünkü. Eylemsiye sorduğumuz sorunun cevabı da yine zarf olur. Bizim derken burada çok net bir zamir var. İçin edattır. Bu da cepte kalsın. Neden düğünüme gelmedin? Neden, niçin soruları soru zarfıdır arkadaşlar, unutmayın. Damla damla aksam diyor. Damla, bak şimdi vallahi mırıldanasım geldi. Mırıldanasım geldi. Sizi bu iğrenç sesle baş başa bırakmak istemem. Nasıl aksam? Damla damla aksam. Zarf sana. Zamir hocam. Mısın misin? Edat, soru edatıdır değil mi? Mımi. Onun buraya gelmesinde onun kişi zamiri, zamir. Buraya işaret zamiri, zamir gelmesinde kim etkili oldu? Soru zamiri, SZ. Geceleri çok okurdu. Ne zaman? Geceleri, zarf. Ne kadar okurdu? Çok, miktar zarfı. Ve bunun, ve bağlaç, bakın heyecana. Bunun karşılığında aldı, daha diye bağlaç. Bunun, neyin bunun? Zamir bu. İşaret zamiri belli ki. Sağlam tekrar için konu eksiği olmamalıdır diyor. Nasıl tekrar? Sağlam tekrar. Sıfat için edat. Hocam süpersin. Bu uygulamada yine sıfat, zamir, zarf, edat, bağlacı bayağı bir konuşmuş olduk. Gelir mi hocam? Sıfat, zamir de zaten sınavda illaki gelecek konulardandır. Hazır olmanızda fayda var. Geldik cümlenin ögelerine. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam bitmiyor demiştim, sözünü vermiştim. Çok iyi bir tekrar yapacağız diye. Öyle de oluyor inşallah. Yüklem sorusu yok. Bulmak tehlikeli. Tamlama olabilir arkadaşlar yüklemler sınavda. Hazır olun lütfen. Tamlama yani Ali eve geldi değil de, geldi değil de, aman dikkat, öyle geldi koştu gittiği sormasın da bir zahmet. İyi bir insandı. Yüklem böyle olabilir. Hazır olun lütfen. Sorusu yok. İşi yüklenen öge. İsim de olabilir, fiil de olabilir. Özne, işi yapan, kim ve ne sorularının cevabı. Nesneyi belirtili belirtisiz diye ayıracağız. Belirtisi nesne kim ve ne. Belirtili nesne kimi, neyi, nereyi. Aman hocam. Bu üçüncü soru var ya, üçüncü soru nereyi? Tehlikeli olabilir. Kimi, neyi, nereye hocam? Tümleç, dolaylı tümleç, zarf tümleci, edat tümleci. Edat tümlecinde kimle ve neyleyi soruyoruz. Zarf tümlecinde ne zaman, ne kadar, nasıl, niçin, neden, onlarca sorusu var. Dolaylı tümleçte ise ismin E hali, D hali ve den halinden biri olmak zorunda. Kime, kimde, kimden? Neye, neyde, neyden? Nereye, nerede, nereden? Tam 9 sorusu var. Dolaylı tümleç için yer tamlayıcısı diyecekler sınavda. Hazır olun arkadaşlar. Ben şimdiden söyleyeyim de yabancı gelmesin. Dolaylı tümleç için sınavda yer tamlayıcısı diyecekler. Haberiniz olsun. Peki hocam. Bırak artistliği Allah'ını seversen ya.
Evet, aşağıdaki cümlelerin ögelerini bulunuz. Haydi başlayalım. Gelin şu cümlenin ögeleri işini bitirelim. Hayvanlara karşı merhametli oluşu en çok takdir toplayan davranışıydı, okuyamadım. En çok takdir toplayan davranışıydı yüklem. Ne en çok takdir toplayan davranışıydı? Hayvanlara karşı merhametli oluşu özne. İşte iki ögeli bir cümle. Özne ve yüklemden oluşuyor. Sınavda lütfen buna hazır olun, böyle uzun bir yükleme. Birçok kaynağın yer aldığı bu kitapçıdan yakın arkadaşlarından bir not bulabildi diyor. Bulabildiği yüklem kim? O. Ne bulabildi hocam? Yakın arkada konuşamadım. Yakın arkadaşlarından bir not. Allah'ını seversen bir 3-5 saniye önceye sarıp sakın videoyu izleme. Orada ne dediğim belli olmadı. Hocam diyemedim. Yakın arkadaşlarından bir not. Belirtisiz nesne. Çünkü öznemizi bulduk, dikkat. Nerede? Birçok kaynağın yer aldığı bu kitapçıda. Dolaylı tümleç, yer tamlayıcısı. Sevgiyle kazındı içimize bu vazgeçilmez resim aşkının esintileri. Kazındı yüklem. Her zaman yüklem sonda olmaz. Bazen de devrik cümle gelebilir. Hazır olmanızda büyük fayda var. Nasıl kazındı hocam, ya da kazınan ne? Kazınan ne? Bu vazgeçilmez resim aşkının esintileri özne. Nereye? İçimize kazındı dolaylı tümleç. Nasıl? Sevgiyle zarf tümleci. Arabasının çizildiğini ona büyük bir zevkle anlatması herkesi şaşırttı. Şaşırttı yüklem. Şaşırtan ne? Arabasının çizildiğini ona büyük bir zevkle anlatması özne. Kimi? Herkesi. Belirtili nesne. Devam. Durmadan koşuyoruz. Geleceğe eski günlerdeki gibi. Koşuyoruz yüklem. Kim? Biz. Nasıl koşuyoruz? Durmadan zarf tümleci. Peki nereye koşuyoruz? Geleceğe. Tamam, dolaylı tümleç. Nasıl? Eski günlerdeki gibi zarf tümleci. Paylaşımlarının ne kadar faydalı olduğunu öğrendiği gün yeni paylaşımlar yapmak için harekete geçti. Harekete geçti yüklem. Hocam neden geçti almadık? Yani nereye geçti, harekete diyebilir miyiz? Allah'ını seversen. Harekete geçmek kalıp bir ifadedir değil mi? Deyimsel bir kullanım bu. Söz öbeğidir. Kim? O. Peki ne zaman? Paylaşımlarının ne kadar faydalı olduğunu öğrendiği gün. Ha, ne zaman dedik? Zarf tümleci. Neden, niçin harekete geçti? Yeni paylaşımlar yapmak için zarf tümleci. İki tane zarf tümleci var ama bu cümlenin ögeleri zarf tümleci. Zarf tümleci yüklemdir. Yani ayrı ögelermiş gibi yazmak zorundayız. Çünkü bunun sorusu ne kadar? Bunun sorusu neden, niçin? Şu karşıda gördüğünüz kayalıklara oturup saatlerce denizi seyretmek istiyordu. İstiyordu yüklem. Kim? O. Ne istiyordu hocam? Şu karşıda gördüğünüz kayalara oturup saatlerce denizi seyretmek. Belirtisiz nesne. Oba. Sen şu oturup'a kadar kısmı alıp da zarf tümleci dediysen, oba, bir düşüneceksin. Kalıp olarak almayı lütfen unutma. Çok güzeldi, netti cümlelerimiz değil mi? Kafa karıştıran bir cümle olmadı, süper. Yazım kurallarındayız. Haydi hocam, çok uzattık. Büyük harflerin yazımı, bitişik harf yazımlar, ki'nin, de'nin yazımı. Satır sonu bölmesi, kısaltmaların yazımı, sayıların yazımı, düzeltme işareti. Şimdi satır sonu bölmesi ve düzeltme işareti, yani sürpriz olabilir. Özellikle düzeltme işareti, yani şu şapka dediğimiz şey. Sürpriz olabilir, hazır olmakta fayda var ama yine de ÖSYM şu iki başlıktan çok sık soru sorar. Bitişik ayrı yazımlara özellikle dikkat etmeniz bu sınavda fayda sağlayabilir. Fark etmez, biz hepsine hazırız zaten şu an değil mi? Biz şu an tekrar yapıyoruz, her yerden soru gelebilir tabii ama vurguları da dikkat, lütfen kaçırmayınız. Haydi başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde ki yazım yanlışlarını bulun, haydi bulalım hocam. Gitgide soğuyan bu ortamda, bir dakika, gitgide, kesinlikle bitişik yazılacak. Bu ortamda birdenbire ne yapacağını şaşırmış bir halde koştular. Birdenbire arkadaşlar, dikkat, bitişik olacak. Bunlar bitişik. Halde derken burada da arkadaşlar anın üzerinde şapka olacak. Bunu görememiş olabiliriz. Bu cümlede tam 3 yazım yanlışı gördük. Bunu yakalayamamış olabilirsiniz. Çok normal, çünkü buna hazır değilsiniz. Ama lütfen şu dakika itibariyle hazır olunuz. Bir hal var. Hal, tavır, durum. Bir de meyve sebze hali var, balık hali var. Orada he şapkasız. Bizim durum anlamındaki he tabii ki şapkalı. Burada şaşırmış bir durumda demek istemiş. Yani anın üzerinde şapka olmak zorundaydı. Olmazsa yazım yanlışıdır. Bu mahallenin en bilindik yüzleri güler yüzlü. Güler yüzlü ifadesi doğru yazılmış. Bazı kelimelere de dikkat çekeyim, tamam. Sadece yanlışları bulmayayım. Bazı kelimelere de dikkat çekilmeli. Oluşlarıyla bilinirken değer bilmez hareketler onlardan diyelim beklenmez. Şimdi değer bilmez ifadesi aman dikkat arkadaşlar. Kesinlikle bitişik yazılacak. Değer bilmez sözcüğünü mazmezden dolayı bitişik yazarız. Ben bir yazayım da. Bu şey gibi. Karınca incitmez soruldu ya. Aman dikkat hocam. Hazır olmakta fayda var. Aslında ikindi üstü görüşecektik. İkindi üstü. İkindi üstü ifadesi aman dikkat. Bitişik yazılacak arkadaşlar. Ama bir an... Bir an aman dikkat ayrı olacak. Plan bozulunca takdir ilahi deyip, takdir ilahi böyle yazılır mı ya? Kısa çizgi gitti artık. Takdir ilahi artık nasıl yazacağız? Hikayelerimde çok sık
vurguluyorum biliyorsunuz. Takdir İlahi Rüştü Hoca ile Türkçe Instagram sayfamda bunu sanki birkaç gün önce vurgulamıştım yine. Takdir İlahi olacak. Burada bir yazım yanlışı var. Deyip önümüze baktık. Bakın deyip kelimesinin böyle yazıldığı çok harika bir vurgudur. Cebinizde kalsın. O kadar çok yol kat etti ki. Kat etti bitişik yazılır arkadaşlar. Gök taşları ayrı yazılacak. Aman dikkat. Gök taşları. Uyuma tehlike yarattı. Süpersin. Olağan dışı hareketleriyle olağan dışı ayrı olacak. Alt kurulun dikkatini çekti. Alt sözcüğü alt kurulda ayrı yazılıyor. Cebinizde kalsın. Akşamları ezogelin çorbası. Ezogelin'e neden büyük yazarsın Allah'ını seversen? Burada özel isim mi bu? Yani bu insan ismi olarak mı kullanmış bunu? Hayır tabii ki. Ezo'nun E'si küçük olacak. Ezogelin çorbasında en azından. İçmeyi severdi ama sofra iş bölümüyle iş bölümü ayrı yazılacak arkadaşlar. Hazırlandığında daha güzel olurdu. Harika. Bunlar çok önemli. En azından yarısında olsa bulmanızda fayda var. Onu ümit ediyoruz. Peki devam hocam. Yer çekimi yasasını iyi bilenler coğrafyaya uyum sağlarlar. Yer çekimi ayrı yazılacak. Aman dikkat konuşabilirsem. Mostar Köprüsü'nü görebilmek için 1 Ekim'i bekledi. Köprünün K'si büyük olacak. Burada yazım yanlışımız var. 1 Ekim'i derken arkadaşlar dikkat, uyuyorsun sen. Çay çorba hiçbir şey kalmadı. Her şeyi iç. Rakamsal bir ifade var. Sayısal ifade var öncesinde. Büyük olacak. Kesmeyle ayrılacak. Aman dikkat bu yazım yanlışı. Konyalı olduğunu bilmeyen yoktu diyor. Asla. Özel isimler aman dikkat arkadaşlar. Sadece çekim eki alırsa ayrılır. Yani çekim ekini ayırabilirsiniz sadece. Yapım eklerini kesmeyle ayıramazsınız. Olduğunu bilmeyen, bilmeyen değil bilmeyen olacak. Burada da konuşurken yapılan daraltmayı yazmışız. Bu da büyük yanlışlardan. Buralarda Antep fıstığı aman dikkat. Bir yere özgü şeyler küçük harfle başlar. Antep fıstığı bol bulunurdu ama Antep'te olanlar kadar lezzetli değildi diyor. Tamam sıkıntı yok. Türk Dil Kurumu'nun son değişikliklerini de takip ediyoruz. Asla kurum kuruluşlar ya asla derken takip ediyoruz tabii de. Kurum kuruluşlara kesme gelmez. Hocam neyin peşindeyiz? Son zamanlarda doğum mistisizminden izler görmek mümkündür. Uyuma. Bak bu sınavda gelir vallahi ters köşe olursun. Mistisizmin M'si küçük olacak. Düşünce tarzı anlayış belirten mistisizm, medeniyet gibi kelimeler küçük yazılır. Mesela Batı medeniyeti M küçük. Batı büyük. Aman hocam. Doğu ifadesi mesela Doğu Anadolu D büyük. Anadolu'nun doğusu D küçük. Yer adından önce ise büyük sonra ise küçüktü. Uyuma buradan soru gelebilir. Eski Yunan tanrılarını tanımak için kitabı okudu diyor. Hatırlayacaksınız TYT'de sınav sorusuydu bu. Eski Yunan tanrıları T küçük olacak arkadaşlar. Allah, Tanrı, İlah sözcükleri bildiğimiz anlamda yani özel anlamda kullanılmıyorsa kesinlikle küçük yazılmalı. Haydi hocam çok abartmayalım, süreyi çok yaymayalım, sizleri çok fazla sıkmayalım. Burada T küçük olacaktı. Elindeki kağıtlarla yanıma doğru yaklaştı ve aklı sıra beni korkuttu. Şimdi bu cümledeki yazım yanlışını bulan kişi vallahi de billahi de kendini kutlasın hocam. Yani elini öpsün, kendi elini öpsün. Hadi böyle bir ceza olmasın, bu ödül olsun. Kendi elini öpsün hocam, başına koysun. Ben bu işi çözdüm hocam desin. Ha, bulamayan ne diyecek? Bulamayan üzülmeyecek çünkü bu kadar iddialı bir cümle olduğuna göre bu görülmesi zor bir örnek nihayetinde. Bulamayan adam da şuradakilerle yetinecek. Hocam ben bunları zaten buldum, sınavda hiç affetmem yazım kurallarını diyecek. Tamam, o anlamda içi rahat olsun onların da. Hemen bakalım buradaki yazım yanlışına. Kağıtlara kelimesinde A'nın üzerinde şapka olacaktı. 2017'de arkadaşlar TYT'ye ilk geçilen kısımda örnek sorularda verildi, haberiniz olsun. Örnek soruda vardı. Kağıt kelimesinde şapka olacak. Aslında Ayşe Alam'ın kekine bayılırdım diyor. Ayşe Alam derken akrabalık adları küçük yazılır hocam. Aman dikkat. Tamamdır, burada yazım yanlışımız var. Bakanımız Uzak Doğu'dan gelen heyeti dün kabul etti. Uzak Doğu'dan. Buraya bir kesme işareti gelsin. Aman. Kesme işareti bir noktalama işaretidir arkadaşlar. Kullanılıp kullanılmaması yazım yanlışıdır. Uyuma lütfen. Palyançoların gösterisi entelektüel kesimi memnun etmedi diyor. Entelektüel böyle mi yazılır? Evet. Entelektüel değil. Çift L değil. Tek L var. Palyanço derken şu olmayacak. Doğru yazım palyaço olacak. Hemen şuraya yazayım. Gözler bir görsün hocam. Hem kulaklara hem gözlere hitap edelim. Palyaço olacak. Burada bir tane yazım yanlışı bakayım. Evet görüyoruz. Harika. Çok iyi bir uygulama oldu. Ama yazım yanlışı uygulaması bitmez. Yani 100 sayfada yapsak hala hocam şuna da bakalım. Olur. Yani sonu yok çünkü bunun. Ama aklıma takılan bir şey hemen hatırlatayım. Yani takılan derken şu an aklıma gelen. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda nokta konmayacağını bir hatırlatayım. Tamam. Yani şunun yanlış olduğunu bir hatırlatayım. İçimde el vermiyor. Yani buna değinmeden de olmaz. Ya da bunun MÖ diye yazıldığını bir söyleyeyim. Aman dikkat. Üreştirme sayılarının rakamla yazılmayacağını bir söyleyeyim. Zaman zaman yaptığımız hatalardan bu da. İkişer yazıyla yazıldığını. Bunlar bir cebinizde kalsın. Tamam. Çok önemlidir. Yazım kurallarıyla ilgili çok önemli kuralları tekrar ettik. Geldik noktalama işaretlerine. Aman hocam bu nasıl bir
gidişattır, noktalama işaretleri görüp görebileceğiniz. Türkçe'de ne kadar noktalama işareti varsa ekranda. Dendene kadar hocam. Vallahi Türk Dil Kurumu bunu vermiş. Yani Türk Dil Kurumu dendene de veriyor. Dendene kadar her şeyi işte karşınızda görüyorsunuz. İki nokta, noktalı virgül, virgül. Şu üçüne hakim olan öğrenci sınavdaki noktalama işaretleri sorusunu yapar. E hocam yay araç soruldu. E sorulsun. Sen yine bunu yapacaksın. Yani hocam şunları bilirseniz olay biter. Gelin isterseniz kısa bir özet yapayım burada. Ondan sonra geçelim. Noktalı virgülün olması için virgülün olması şart. Bir kere bunu bir yazın arkadaşlar bir köşeye. Kafalara bir kazıyın lütfen bunu. Virgül görmediyseniz sağda solda noktalı virgül kullanamazsınız hiçbir yere. Virgül varsa noktalı virgül olur. Bu bir cepte kalsın. İki nokta. İki noktadan sonra büyük harfle başlanır ama iki noktadan sonra örnek sayıyorsanız şöyle. Bakın örnek sayma şeklinde gidiyorsa küçük harfle başlanır. Virgülün gelmeyeceği yerleri bilmeniz lazım. Şart kipinden sonra, zarf fiilekinden sonra, ikilemeler arasına, ne bileyim zarf fiil görevindeki mı'miden sonra geldin mi, yaptın mı, şöyle şöyle olur gibi. Aman dikkat, virgül kullanılmaz. Mesela şuraya geldin mi şunu hatırlarım. Oradaki mı'mi ince ince zarf fiil görevindedir, virgül gelmez. Zarf fiillerden sonra zaten gelmeyeceğini söylemiştik. Aman hocam şu üçü tehlikelidir. Ters köşe yaptırabilir. Aşağıdaki boşluklara uygun noktalama işaretlerini getiriniz. Dakika 40 hocam, uzatma Allah'ını seversen, hadi bitirelim. Ne diyor? Soğuktan, yağmurdan, çamurdan etkilenmiş olmalı ki kendine bir yer yatağı yaptı. Ne yiyeceğini düşünmedi bile. Soğuktan, virgül, yağmurdan, virgül. Tamam hocam, bakın burada cümle bitti ama yeni cümle küçük başlıyor. Cümlede virgüller var. Bu yeni cümleye noktalı virgülle geçebiliriz. Ne yiyeceğini düşünmedi bile. Kocaman bir nokta hocam, süpersin. Çok iyi bir uygulama bu. Virgüller var, yeni cümleler var. Şimdi bakın dikkat. Burada iki tane cümle görüyoruz. Bir şu, ikincisi bu. Yeni cümleye geçerken büyük harfle başlamamış. Belli ki ya virgül ya noktalı virgül. Virgül olduğu için noktalı virgül yapıştırdım. Uzun bir süre düşünerek, olanları zihninden geçirerek geldik. Şimdi hocam, az önce dediniz ki zarf fiilden sonra virgül gelmez. Biz buraya ne koyacağız? Ha, zarf fiilden sonra gelmez dedim ama konu anlatımlarında şunu da çok vurguladım. Bir şeyi sıralıyorsanız mecbur virgül koyacaksınız. Bakın, uzun bir süre düşünerek virgül, olanları zihninden geçirerek, bakın ara kerekler, zarf fiiller sıralanmış. Yani mecbur virgül koyacağız. Geldiği nokta. Oradakiler bir anda neden buraya geldin diye sordular. Ha, iki nokta. Buraya tırnak koyalım hocam. Neden buraya geldin soru işareti. Bir tırnak daha diye sordular, nokta. Cevap gelmedi, nokta. Burası, çok sevdiğim bu yer benim için çok önemli cümlesi söylendi. Ha, ister iki virgül arasında, ister iki kısa çizgi arasında. Hocam bu bir ara sözdür. Burası, çok sevdiğim bu yer. Söylediği sözcüğü burada açıkladı. Ara sözler iki virgül ya da iki kısa çizgi arasında kullanılabilir. Şıklara göre gidersiniz orada. Benim için çok önemli cümlesi söylendi. Virgül kullanılabilir burada, söylendiye de nokta koyalım. Harikasın hocam. Konuşmasından şu sözcükleri aldım. Geri verdi. Yazabildi. Öyle yazdı. Oba. Bakın burada ne yapıyor? İki noktayı koyduracak hocam bize. Tamam, iki nokta. Geri verdi virgül. Yazabildi virgül. Öyle yazdı. Üç nokta. Hocam şu sözcükleri diyor. Üç sözcük, beş sözcük demiyor ki. Devam edecek belli ki, sayacak. Bitmemiş bu. Üç nokta. Ama daha önemlisi, bakın geli verdinin G'si küçük başlıyor. İki noktadan sonra örnek sayılıyorsa küçük harfle başlanır. Heyecan bitmeyecek demiştim. Bakın son sayfalara geliyoruz. Yerel ifadeler gibi görünseler de aslında dilinizde olan kelimelerdir. Nokta. Türkçenin kurallarına çalıştınız mı? Verilen ödevleri yaptınız mı? Merak ediyorum. Ha, çalıştınız mı virgül, yaptınız mı? Bunlar soru cümlesi arkadaşlar. Yani zarf fiil görevindeki mı'mi değil bu. Bayağı bildiğin soru cümlesi ve soru cümlelerini sıralıyorken virgül 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 en sona soru işareti olur. Unutmayın lütfen. Merak ediyorum nokta. Birçok öğrenci ödevleri yapmıyor. Birçok öğrenci virgül ödevleri yapmıyor. Tamam, öğretmeninden yüksek not bekliyordu. Süper, bakın dikkat. Birçok öğrenci ödevlerini yapmıyor. Şimdi bu bir cümle. Öğretmeninden yüksek not bekliyor, bu da cümle. Şimdi ikinci cümleye geçilmiş, bakın küçük harfle. İki cümle var. Birinde virgül var. Tamam, o zaman hemen noktalı virgülü yapıştırmak zorundayız. Öğretmeninden yüksek not bekliyordu, nokta. Bu uygulama biraz olsun noktalı virgül odaklı gitti değil mi? Virgül, noktalı virgül, virgül. Şu ezber sınavda çok işinize yarayacak. Cebinizde kalsın. Noktalı virgüle virgüle bugün bakmanızda fayda var. Bu tekrar fayda fazlası niyetti ama yine de konu anlatımlarımdan mutlaka bir tekrar yapınız. Altı çizili ya da tırnak içinde verilen söz öbeği. Bakın arkadaşlar, sınavda %100 banko kesin mutlaka gelecek konularda. Ya bize bir metin verip tırnak içinde sorulacak ya da metinde bir şeyin altı çizilecek. İkisi de aynı kapıya çıkar, sıkıntı yok. Bu soru tarzında size verilen cümle anlaşılması güç bir cümle ise, bakın anlaşılması güç bir cümle hocam, ne diyor ya bu diyorsan metne bakmalısın. Ama öyle değil hocam, ben anladım ya az çok bir şeyler diyorsan, sadece verilen cümle yeterli olacak. İçinde geçen cümleyi okumanız yeterli olur. Gelin hemen birkaç soru üzerinden bunu da
gösterelim. Metnimiz verilmiş, sorumuz verilmiş. Ne diyor? Bu parçada geçen okurun damarlarını ölçmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öğrenci burada kendini parçalıyor. Yazarlık zor, tamam meziyet zor, tamam oldukça sancılı sancı. Orada sıfat mıydı ya falan filan diyor. Adam gitti. Adam gitti. Yani sıfat mıydı dediği an şuna bu soru işareti oluştuğu an bu soru öldü hocam. Bu bir anlam sorusu. Soruda ne istiyor bizden? Okurun damarlarını ölçmek. Yani damarlara kadar girmekten bahsediyoruz. Anlamı tamamen okuyucuya bırakıp okuru özgürleştirmek. Okurla işli dışlı olup kitabın yazılış sürecine müdahale etmek. Okur kitlesini gerçek manada her şeyle özümseyebilmek, her şeyle özümsemek, damarlarını ölçmek. Bismillahirrahmanirrahim. Yani hocam burada besmele çekilmeli. Nerede geçiyor hocam bu okurun damarlarını ölçmek? Şöyle bir göz atalım. Aslında çok da lazım değil ama. Bir yazar arkadaşım okurun damarlarını ölçebildiğin zaman bu işte adım atmışsın demektir demişti. Ha, okuru tanıyabildiğin zaman, onları özümsediğin zaman. Bakın daha da netleşiyor değil mi? Çok sıkışmadığınız müddetçe kelime üzerinden, verilen söz öbeği üzerinden daha doğrusu gidebilirsiniz. Ama baktın ki hocam ya ben yok anlamıyorum hiçbir şey. Hemen içerisinde yer aldığı cümleyi okumanızda büyük fayda var. Çok çok sıkıntı çekenler zaten mecbur metne bakacaklar. Hocam hiç anlamıyorum ben çok sıkıntılıyım diyenler zaten metin üzerinden bir şekilde yürüyecekler. Peki hocam uzattık. Bu parçada geçen eşeğin kulağına Yasin okursunuz cümlesiyle anlatılmak istenen bu nasıl bir cümle? Bu ne Allah rızası için bu ne? Eşeğin kulağına Yasin okursunuz. Yani bu bir deyim, bu bir kalıp, bu bir deyim söz öbeği. Eşeği düşünüyoruz. Gerçi bak açıklama bile yapamıyorum. Gerçekten eşeği düşünüyoruz. Eşeğin kulağına Yasin okuduğumuzu. Yani yaptığımız eylem boş bir eylem değil mi? Eşek anlamaz ki. E doğal olarak sen boş bir eylem yapıyorsun. Bir takım konuları konuşmanın oldukça yersiz ve gereksiz olduğu olabilir. Ne kadar anlatılsa da karşı tarafın... Evet süpersin. Karşı taraf anlamaz. Sen istediğini yap diyor. Nerede geçiyor hocam? Bir bakalım hemen. Şöyle bir eşeğin kulağına eşek sözcüğünü bulalım. Hah burada. Tamam bazen eşeğin kulağına Yasin okursunuz ama olsun. Bilirsiniz illaki anlaşılacağınızı. Ha anlaşılmak bakın ne kadar da netleşiyor değil mi cümle içerisinde okunduğu zaman. Süper bu çok kullandığımız bir deyim aslında. Yani daha doğrusu benim videolarda çok kullandığım bir deyim. Videolarda derken konu anlatımında hocam Allah'ını seversen konu anlatımında kullandık. Yoksa ben bunu her dakika söylemiyorum aslında. Çok duyulmamış deyimler gelebilir sınavda. O yüzden biraz kelime anlamı. Yani eşeği düşünüyorsun ve Yasin okuduğunu düşünüyorsun. Yani yaptığın eylemin ne kadar boş olduğunu fark ediyorsun o an. Tamamdır diyorsun. Buradan yorum yapıyorsun. Verilen cümle, verilen sözcük fark etmez. Altı çizili veya tırnak içinde lütfen bu yöntemi kullanın. Yani kelime odaklı gidin. Kelime anlamlarından yürümeye çalışın. Bu parçada geçen sac ayağı gibi olmak sözüyle anlatılmak istenen sac ayağı üçlü değil mi şöyle? Süpersin hocam. Şöyle üçlü üzerine koyarsın hocam güvecini. Oo bismillah. Bir yarım saat 45 dakika bekler. Suyunu hafifçe çektirme hocam dön derse. Evet sac ayağı gibi olmak. Yani hocam şu ayaklardan biri giderse bu ayakta kalmaz. Destek olmak, sıkı fıkı olmak, içli dışlı olmak. Ne diyor? Daima kendini düşünen bir zihniyet ile asla insanlara yardım etmemek için onları uzun bir süre görmezden asla günün gerektirdiklerini pek umursamadan asla bakın hep olumsuz bunlar olumsuz. Ne olursa olsun destek olmayı, içli dışlı olmayı bırakmamak oba.